Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bildiğiniz muhallebi tariflerinden farklı brownie'li muhallebi tarifim var. Yapımı oldukça pratik, sadece 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Brownie lezzetine lezzet kattı diyebilirim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle muhallebimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişastamı koyuyorum. Dolu dolu kullandım kaşıklarımı. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle bu şekilde kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra içerisine sütümü ilave edeceğim. Kuru malzemelerimi karıştırmamın sebebi de arkadaşlar, pişirdikten sonra daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. Sizler de bunu bu şekilde yaptığınızda fark edeceksiniz. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Tekrar güzel bir şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Kaynayıp kolaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatıyorum ve ocağımdan alıyorum. Muhallebimi hazırladım. Koyulaştıktan sonra ocağımdan aldım. İçerisine 1 paket şekerli vanilya, 1 tatlı kaşığı kadar da margarin veya tereyağımı ilave ediyorum. Erinceye kadar karıştırıyorum ve muhallebimi hazırlamış oluyorum. Bu şekilde toprak güveçleri kullandım. Güveçlerimi streç film ile kapladım. Daha sonra 2 kepçe kadar muhallebimden koyuyorum. Toplamda bu şekilde 4 adet güveç çıkıyor bu malzemelerden. Güveç tatlısı. Eğer varsa daha küçük kaselerde kullanabilirsiniz. Muhallebimi koyduktan sonra ortalarına lokmalık brownie'lerimi ekliyorum. Bu şekilde orta kısımlarına koyuyorum. Tekrar üzerlerine muhallebimden döküyorum. 2 kepçe kadar. Ve üzerini kapatıyorum. Gördüğünüz gibi içi sürprizle brownie'li muhallebi tarifim sadece bu kadar arkadaşlar. Yapım aşaması gördüğünüz gibi oldukça basit ve kolay. 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Aniden bir misafiriniz geldiğinde kolayca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Bu şekilde tatlılarımı hazırladım. Ildıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz olursa bir gece de bekletebilirsiniz. Daha sonra güveç kalıplarımla tatlılarımı çıkartıyorum. Çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Etrafındaki streç filmi de güzelce çıkartıyorum. Servis tabağıma koyuyorum. Bu şekilde streç filminden tutup çektiriyorum yavaşça. Daha sonra zaten kalıbımdan kolay bir şekilde çıkıyor. Etrafındaki streç filmi de çıkartıyorum ve servis tabağıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi toplamda bu şekilde 4 tane oldu. Miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Üzerini süslemek için benmer usulü eritmiş olduğum çikolatamı kullandım. Bu şekilde bir kaşık yardımıyla üzerine gezdiriyorum. İsterseniz buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz ya da sıkma torbanız varsa ona da koyabilirsiniz. Eğer hiçbirisini yapamıyorsanız benim gibi bu şekilde kaşıkla üzerine gezdirebilirsiniz. Tatlılarımı hazırladım. Üzerini süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Bu tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için oldukça önemli. İstediğiniz bir tarif olursa da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tatlımı dilimleyip iç kısmını sizlere de göstermek istiyorum. Eminim ki sizler de benim gibi görüntüsüne ve lezzetine hayran kalacaksınız. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Kıvamında görüyorsunuz. Yumuşacık bir kıvamı var. Ağzınızda eriyip gidebilecek bir tatlı tarifi. Hem kolaylığıyla hem pratikliğiyle kendisine hayran bırakan bir tatlı. Yapıp deneyen herkese
Şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan, yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.